are we eating döner in every single video? Burkulmuş ayağım. Neden oldu bu? Neden olmak zorundaydı? Bilmiyorum. Günaydın. Bugün 29 Mayıs Cumartesi ve bugün Türkiye'deki üniversitemden arkadaşlarımla buluşacağım, ODTÜ'den. Onlar da şu an Almanya'da Erasmus yapıyorlar ama farklı bir şehirdeler. Böyle Berlin'e ziyarete gelmişler. Gelmişken biz de böyle görüşelim dedik. Çok mutluluk verici bir olay benim için çünkü gerçekten hani tanıdığım insanlarla Türkçe konuşmayı çok özledim. Tempelhoferfeld'e gideceğiz. Hava da güzel bugün, o yüzden böyle güzel olacak gibi geliyor. Sizi de yanıma almak istedim. Şimdi hazırlandım. Hazırlandım dediğim yine eşofmanımı giydim. Belki şey de yapabiliriz diye düşündük. Bugün Treptower Park'ta bir de rave party varmış. Yani böyle açık havada tekno partisi gibi bir şey. Buradaki arkadaşlarım da sonradan belki bize Tempelhofer'da katılır. Orada biraz vakit geçiririz. Sonradan da Treptower Park'a geçebiliriz diye düşündük. Bakalım, yani böyle dolu dolu planlar var ama hiç ne yapacağımızı bilmiyorum açıkçası. Şimdilik Tempelhoferfeld'e gideceğim. Türk arkadaşlarımla buluşacağım. Bir hasret gidereceğim. O zaman orada görüşürüz. Şimdilik bay bay. Arkadaşlar başka bir gün yine başka bir döner de bitiyor. Karışmasın diye böyle gülen yüz çizdi Fermina'nın içine. Şimdi Treptower Park'a gidiyoruz. I paid the weather in Germany because of the wine. Arkadaşlar rüzgarda o kadar saat oturduktan sonra saçlarımız tabii bu hale geldi. Şu an Fermina'nın derdi bu. Ben çoktan dağıldım zaten, hani toparlamaya uğraşmıyorum bile ama Fermina... Explain why are we eating döner in every single video? Because döner is the best food you can find in Berlin. It's so cheap. When you are very hungry, it's perfect. And I love Turkey. Yeah, and Bismillah. How do you say exactly? Aynen. Aynen. Günaydın. Bugün 4 Haziran Cuma. Geçtiğimiz vloglarda hatırlarsınız böyle mekanların, yeme içme yerlerinin açılmasına seviniyordum. Bugün artık sadece dış mekanlar değil, mekanların içine girip oturma da serbest hale geldi. Böyle kademe kademe açılıyor. Önceden dışarı mekanlarda oturmak için test gerekiyordu. Şimdi içeri mekanlarda oturmak için test gerekiyor. Dışarıda oturmak için teste de ihtiyacınız yok. Ya da müzelere, dükkanlara girmek için teste ihtiyaç yok artık. Hani bir şekilde böyle bir açılımın olması keyfimi yerine getirmedi diyemem. Biz de böyle bugün küçük bir kafişe
ahşaba gidelim, oturalım istedik. Çünkü dünden test yaptırmıştık böyle akşam bir mekanda takılabilmek için. O da 24 saat boyunca geçerli olduğu için bugün de böyle değerlendirmek istedik. O yüzden şimdi bir kahve dükkanına gidiyoruz. Dün bu arada ayağımı burktum. Umarım yürüyebilirim, sıkıntı olmaz yani. Ama bu aralar bir şanssızlıklar silsilesidir hayatımda gidiyor. Bilmiyorum hani bunu zamana kadar paylaşmış olur muyum başka bir platformda, Instagram'da falan ama bilgisayarımın üzerine su döktüm ve artık ses gelmiyor. Bluetooth kulaklıkla ya da kulaklık takarak falan idare etmeye çalışıyorum ama sanırım servise göndermem gerekecek. Bu da hani tüm okul hayatım bu bilgisayarın içinde, hani zaten YouTube edit her şey yani benim hayatım şu an bu bilgisayara çok bağlı ama birkaç hafta ayrı kalmak zorunda kalabilirim bilgisayarımdan. Çok büyük bir gerginlik ve şanssızlık yani neden oldu bu, neden olmak zorundaydı bilmiyorum. Sadece kendimi sakin tutmaya çalışıyorum. Neyse gidip bir kahvemizi içelim, böyle dış mekanda belki biraz daha keyfimiz yerine gelir. O zaman şimdi çıkıyorum ben. Orada görüşürüz. Almanca bir şekilde sipariş verdim. Yaptığım şey sadece hani sıcak çikolata istiyoruz demekti ama baby steps. Yani küçük küçük başlamak çoktan iyidir. For 2 weeks I will receive the result of my school. It's positive, we have to celebrate it. And if it's negative, we have also to celebrate it. We are applying for science school. Girls school, yeah. Girls school. Girls in French is like to disturb. Burkulmuş ayağım. Burkulmuş? What? Put rakı. My twisted rakı, ankle. Rakı. Yeah, we need to put rakı. Best drug. That's the second. Günaydın. Bugün 29 Mayıs. Ne? Bugün cumartesi herhalde. Çünkü gerçekten hayatımda olan yani çünkü gerçekten hayatımda olan whatever. No, I can't fit it. Almanca'da pro gibi hissediyorum yani. Sonradan İçeri mekana içeride oturmak isteyip içeride oturmak istediğimiz için aynen.